Dün vefat eden Orgeneral Necdet Ürüm, 12 Eylül'ün simge paşalarının sonuncusuydu. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri olarak askeri rejimin kararlarında sorumluluğu vardı. Ama ondan önce de 1. Ordu Komutanlığı döneminde sıkı yönetim komutanı olarak önemli sırları saklamıştır. Abdi İpekçi suikastının sırları bunlardan biridir. İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağaca yakalandıktan sonra emniyette sorguya alınmıştı. O dönem CHP iktidardaydı. İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'ti. Ağca'nın sorgusunu gizli bir bölmeden izliyordu. Tetikçi konuşmaya başlamıştı ama o arada 15 günlük sorgu süresi doldu. Süreyi uzatmak için sıkı yönetimin izni gerekiyordu. Emniyet 15 günlük ek süre talep etti. Orgeneral Necdet Ro' talebi reddetti. Bunun üzerine Ağca daha fazla konuşamadan sıkı yönetime teslim edildi. O dönem hazırladığım bir yazı dizisinde bu konuya dikkat çekince Ürü bana bir mektup yollayıp kararın gerekçesini açıklamıştı. Buna göre gözaltı süresini uzatmama kararı polis içindeki ideolojik bölünmüşlük ve sivil cezaevlerinden sürekli kaçmalar yaşanmasıydı. İşe bakın ki emniyetten kaçmasın diye sorgu süresi uzatılmayan ağaca sıkı yönetime teslim edildikten 6 ay sonra Türkiye'nin en iyi korunduğu söylenen askeri cezaevinden kolayca kaçırıldı. Elbette bu firardan sonra da kuşkular orjinal Ürgu üzerinde toplanmıştı. Ürgu bu konuyu sorduğunda da çok üzücü ve içe sindirilmesi mümkün olmayan bir olay tarifi yapmıştı. Ama pekala içe sindirildi. Hatta Ağca'nın istihbaratın yurt dışındaki illegal operasyonlarında kullandığı bir çetenin parçası olduğu devletçe korunup kullandığı anlaşıldı. Suikastın peşine düşen ve Roma'da cezaevinde Ağca ile görüşen Uğur Mumcu da İpekçi'den sonra bir başka suikastın kurbanı oldu. Bir baskı devrinin kudretli komutanı Ürüğü sadece 12 Eylül darbesine dair değil, öncesine ve sonrasına ilişkinde çok şey bilen bir tanık olarak karanlığı dağıtabilecek sırlarıyla çekip gitti.